Yani şimdi vallahi ne diyeyim bilmiyorum Ali Hanım ama siz de kızı gördünüz. Böyle bir göz süzmeler, efendim böyle bir dudak büzmeler. Yani bana kalırsa kız yanıyor. Alev almış ortalık. Yandı zaten, ortalık yandı Ayşegül. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Zaten öyle bir şey olmasa da benim Ozan o kızın ağzından girer, burnundan çıkar. Her işini halleder. Çünkü benim oğlum sonuçta. Tabii. Yaşadık Ayşegül. Ay iklim teorisi gerçek oldu galiba. Ben buranın havasına dönüştüm Ayşegül. Kalk sen bir kahve yap. Şunu keyfini sürelim. Kalk bize birer kahve yap Ayşegül. Ayşegül çabuk. Demek sen de benim gibi yaralar içindesin. Yo, gayet iyiyim ben. Annenin söylediğine göre o kız sana bayağı kötü davranmış. Yok, o olay öyle değil. Neyse canım. Olan olmuş. Belli ki şeyler olmamış ama. Ebru Hanım, beni... Şoförünüz olarak mı aldınız işe, yoksa muhabbet etmek için mi? Ayrıca hayatımda ne olup ne bittiği sizi hiç ilgilendirmiyor. Ya patron ve çalışan olarak mesafemizi koruyalım, ya da ben burada inip gideyim. Peki. Sustum. Ya yine mi sen ya? Yeter ya, yeter ya. Ya kusura bakmayın, bu adamın sesi bana iyi gelmiyor da. Evet, aynen. Bana da şu an hiç iyi gelmedi.